Adel. Burak Bey. Sence de bir tuhaflık yok mu? Ne gibi? Yani ben Selin'in Ali'yi kaçırmasına bile okeyim. Tamam, tuhaf bir durum ama biz alıştık senden. Tamam, hareketlere alışıyoruz. Ama yani bu Ali ile Selin'in burada kalmamız için ısrarı niye? Neden yani bu kadar ısrar ediyorlar bize? Ben anlamadım, ben anlam veremedim. Ya bir sana sorayım dedim. Ben de anlamıyorum Bora Bey, ben de anlayamıyorum. Yani buradan gitmeyi en az sizin kadar ben de istiyorum. Ama onlar ama bizim kardeşlerimiz. Aa. Biri benim kardeşim, biri senin bacı. Bacım. Yalnız bırakamayız onlar. Başlarına bir şey gelirse biz ne yaparız biz onlarsız? Bacı, kardeş burada kolay bulunmuyor. Onlarsız yapamayız, o zaman biz şey yapalım. Ne yapalım? Tadını çıkartalım. Tadını mı çıkartalım? Yani boğazım şey olmuş da tadını çıkartalım yani. Madem buradayız, madem yani kalacağız. Tabii tabii, aynen. Ya onlar bu gece bir yakınlaşsalar, bir süngülerini düşürseler gerçekten hiçbir şeycikleri kalmayacak ve biz de yarın sabah Allah'ın izniyle sabahı görürsek tabii. Niye ya? Niye? Yani burası sence de böyle korku filmlerindeki neşeli gençlerin sırayla öldürüldüğü motel gibi gelmiyor mu sana da? Ya yani bomboş. Bir resepsiyonist var, buranın sahibiymiş de bir deli gibi döverim möverim diyor. Ali'ler buraya geldiğinde bir değiştiler. Selin bir garip garip tavırlar. Sanki buralardan sesler mesler gibi. Aa, Bora Bey ya niye bir şey şaka, yapıyorsun? Şaka, tamam şaka yaptım, şaka yaptım. Hadi şaka yaptım. Evet. Hemen buradayım. Korkma. Korkmam o zaman zaten. Tabii ben buradayken. Buradasınız yani. Korkulacak bir şey yok zaten. Olacak ki. Ne olabilir? Korkmam. Şöyle yapalım. Ben bir duş alayım. Ben tabii bir duş alayım, sonra yemeğe inelim biz. Evet. Yiyecek bir şey bulursak yeriz yemeği. Ne? Yani ne olabilir mi işte burada? Ne yiyebiliriz ki sence? Ekmek, peynir, domates. Ne bulursak artık. Diyorsun. Tabii Bora Bey yani. Hadi sen gir çık, ben bekliyorum. Bu kapanmadı. Tabii. Kapattım ben kapıyı. Güzel, ada duşa giriyor şimdi. Allah! Şahibe abla sahne senin, hemen arıyorum. Tamam, ara bakalım şu şahibeli kadını. Şahibe abla bak, sahne senin, göster kendini. Hayatım, ben burada uzanıyorum böyle, bir mahsuru. Tamam. Yok. Bora Bey. Yok bir şey. Yok, yatak kırıldı ada. Bora Bey nasıl yok? Bora Bey sular kesildi. Ne? Ya sular gitti yani, akıyordu. Birden gitti, anlamadım ben. Köpekli köpekli kaldı. Tamam dur ağlama dur. Tamam hallediyorum ben suları. Bir sorun ya, bir sorun soruşturun. Tamam, ben bir şu Şahibeli Hanım'a sorayım bakayım. Tamam. Yani çok şaibeli bir durum bu. Biz şimdi ne yapalım? Kuyu mu kazalım? Burada öyle bir su çıkaralım. Bunlar geçmişte kalmadı mı? Dur, bekle sırayla. Ama ilk zaten ben sordum, sıra diyorsunuz. Peki. Buyur. Şaibeli Hanım, Şaibe Hanım. Şaibe Hanım, nasılsınız? Farkında mısınız? Mekanınızda sular kesildi. Burada da kesik vallahi. Bir gıdım su yok. Allah Allah. Allah Allah ya. Ya şimdi benim kız arkadaşım yani arkadaşım. Yanındaki kız şu an duşta, saçları köpüklü bir şekilde içeride kaldı. Susuz kaldı. Yani anlatabiliyor muyum? Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Kusura bakmayın, rahatsız ettim ama anladınız değil mi? Ben anlatabildim. Çok da güzel anlattın. Sizin arkadaşlar da burada. Onların da avratları çimecekmiş. Avrat eş, Yaren. Sabahtan kesildi zar. Depoyu da kullandık, o da bitti. Zar galiba. Ne yapacağız peki Şaibe Hanım? Nasıl yapacağız biz avratlarımızla? Gel aşağıya. Ne? Aşağı mı geleyim? Geleyim. Şaibe Hanım, ben kadına bak. Allah kahretsin. Ada! Bora Bey! Ben şimdi konuştum şu şaibeli manyak kadınla. Beni çağırıyor, ben gideceğim. Halledeceğim bir şekilde, tamam mı? Köpüklü, köpüklü kaldım. Ada tamam. Ada yalan yapıyorsun, ağlamıyorsun biliyorum.
Tamam, ben sizi burada bekliyorum. Korkma, geleceğim. 5 dakika. Tamam, gömüldüm. Hadi. Hoş geldiniz. Hediye olarak mı bunlar, nedir? Al oğlum sen de. Ne oluyor ya? Ne oldu? Sizin su işinizi çözdük. Nasıl? Ah, bir kova da sana. 500 metre ileride bir cami var. Kovaları orada doldurun, gelin. Ben de tencerede su kaynatıyorum. Üçünü de ılıştıracağız. Siz de bir güzel avratlarınızı gidip yıkayacaksınız. Benden bu kadar. İstemiyorsanız verin. Yok, Ali ne yapıyorsun? Tamam, yok, istiyoruz. İstiyoruz. Başka çaremiz yok zaten istemekten başka. Buyurun, siz yerinize geçin, biz gidiyoruz. Hadi benden bu kadar, rast gelsin. Hadi bakalım, rast gelsin. Balığa çıkıyoruz sanki, rast gelsin diyor. Elimizde kovalar. Ali. Tamam, sus. Bir dakika beyler. Beyler, biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Ada Tuğçe ve Selin'i dağ başında banyoda bir başına bırakıyoruz. Olmaz böyle. Doğru diyorsun kuzen. Olmaz. Ha. Evet. Doğru, ben kalayım. Ben kalayım. Kolay gelsin. Ben iki kova. Hadi Tuğçe'nin o, hadi. Bu var ya bu acayip bir adam ha. Ada! Buradayım. Ay şimdi Ferhatlar bize su getirmeye mi gidiyor kanka? Ferhat kim? Boş verin Tuğçe Hanım, boş verin. Anlamak için fazla yormayın kendinizi, boş verin. Bu Ada ya. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Şu anda koskoca bir böcekle göz göze gelmiş durumdayım. Göz göze bakışıyoruz şu an, kocaman gözümü ayıramam. Ya gözümü ayırırsam sonra kaybolursa ve sonra nerede olduğunu bilemezsem. İmdat! Ay aman ya, çıt kırıldım bu. Boş ver! Tamam, he geçmiş olsun, bir şey olmaz. Kış deyin gidelim. Kuzen. Kuzen, ne oldu? Şu an kızlara su taşıyoruz, farkında mısın? Farkındayım, evet. Farkındayım, merak etme. Yani sence bunun sebebi nedir? Sen ne demeye çalışıyorsun Ali yine? Açık açık konuş kardeşim. Yani kuzen, şimdi bakıldığında sen Bora doğru sözsün, ben Ali doğru sözüm. Evet. Ama yani şey, biz varlıklı büyüdük. Varlıklı büyüdük kuzen, yani varlıklı büyüdük. Çok şükür görmedik, Ali. Yokluk görmedik, evet şükür. Ama şimdi böyle yani varlığından haberdar bile olmayacağımız alelade bir yerde gecenin bir yarısı kızlara su taşıyoruz. Bunun bir anlamı yok mu sence? Sen bana şey demeye çalışıyorsun. Ben Selin'le sorunları çözdüm, artık bitti gitti. Çok şükür bitmiş, çok sevindim. Bravo. Çok çözülür, güzel. Çözülür. Selin'le sorunlar çözülür de senin dilin ne zaman çözülecek diyorum. Bir şey diyeceğim. Konuştun mu Ada'yla? Konuşmadım. Ama yakındır. He? Ne? Mırıl mırıl böyle döndün, bir şey dedin. Baktım oğlum, ne var ne yok ne diye. Ne baktın, mırıl mırıl konuştun böyle. Mırıldamaya başlamışsın Ada gibi sen. Lan ben güzel, transfer başlamış. Ben niye mırıldamayacakmışım? Ya mırılda dedim, böyle al, bir şey yaptın. Hadi bakayım taşı. Yürü. Yavaş. Yürü. Birden bıraktın ama. Yürü taşı hadi. Transfer başlamış. Her şey... Mırıl mırıl konuşuyorsun. Güzel. Güzel. Ada benim. Ben geldim. Ha Bora Bey. Geldiniz mi? Geldim. Hallettim. Şimdi nasıl yapalım? Ben... Nasıl yapacağız o zaman buraya? Siz şimdi o suyu... Ne yapayım suyla şimdi? Nasıl yapacağız? Ağırdır, o ağırdır. Ben nasıl taşıyayım nadirini kızım ben? Tamam dur, ben halledeceğim. Şöyle yapalım. Ben gözümü kapatayım, sen kapıyı aç. Ben kovayı içeri bırakayım, çıkayım. Olur. Gözünüzü kapatın ama. Tabii ki. Ben şimdi gözümü kapatıyorum. Tamam. Kapattım. Açıyorum. Aç. Bu kaç? Ada gözüm kapalı diyorum. Sen bana bu kaç diye soruyorsun. Sinirlenin. Ada bu ağır da biraz, ben onu bıraksam tamam. Çıksam. Gel. Tamam. Yengeç. Ada yengeç gibi ne demek? Nereye doğru gideceğim? Ya şöyle girin, 3 metrekare zaten burası. Ne kadar gidebilirsiniz? Tamam, elimdeki ağır, bana bağırma. Ha, tamam yeterli, bırakın. Tamam. Bıraktım. Geldiğiniz gibi gidin hadi. Yengeç gibiyiz, evet. Tamam. Ada. Açıyorum ben gözlerimi o zaman. İşim bitti sizinle, teşekkür ederim. Rica ederim Adacığım. Ha, su! Suyu buldum, Allah'ım şükürler olsun, su. Aa,
Bora Bey! Ney? Ne oldu? Bora Bey, Bora Bey. Bunun naşra bası yok mu ya? Ben bu suyu nasıl dökeyim? Tamam dur, ben sana şimdi en kral tası bulacağım. Bekle. Tamam. Ben, anahtar bende. Haberin olsun, çıkıyorum geliyorum, tamam mı? Ben burada köpük. Ada ağlamıyorsun bak, biliyorum. Susarsın işte. Geliyorum, bekle. Şahibe Hanım. Buyur. Bana maşrapa gibi bir şey lazım. Koskoca otel burası. Ne maşrapası? Şahibe Hanım. Koskoca otelde sular yok, farkında mısınız? Ben mi kestim? Ne yapayım? Size bir soru soracağım. Şimdi biz kız arkadaşımla geldik. Odanız var mı dedik, iki tane. Dediniz ki bir tane odamız var, diğer odalar rezerve. Sonra bizim arkadaşlarımız geldi, bir çift. Hemen oda buldular. Nasıl olacak? Hani odalar rezerveydi? Hani hiç odanız yoktu? Ne oldu? Bir müşterim rezervasyonunu iptal etti. Ya. Yeah. Niye soruyorsun? Maliye misin? Turizm Bakanlığı'ndan mısın ha? Gerildiniz. Değilim ben, hiçbiri değilim. Var mı sizde maşrapa gibi bir şey? Benim kız arkadaşım şu an köpükler içinde banyoda yalnız başına kaldı da. Var. Öleceğiz biz burada gerçekten. Seçer.